Nefis. Ne şanslısın, ben bir türlü beceremiyorum. Of, niye bu kadar zor ki? Buna daha fazla dayanamayacağım Justin. Şunu izle, şimdi aklını başından alacağım. Ne? Nasıl? Kolayı şuraya koyayım. Pipeti böyle hamburgerden geçiriyoruz. Ama daha bitmedi. Sonra bu plastik kapağı hamburgerin üstüne koyuyoruz. Kapağı patatesler için kase olarak kullanıyoruz. Gördün mü? İşte sana harika bir yiyecek kulesi. Bu sayede her şeyi tek elinde tutabilirsin. Şuna bak. Ne harika bir şey. Hadi bir dene. Vay canına, gerçekten bu işin ustasısın. Sağ ol dostum. Bu nasıl? Keşke bunu daha önce biliyor olsaydım. Ben olmasam ne yapardın? Piknik için harika bir gün. Ev, burası çok güzel bir yer. Durmadan önce beni uyarsan keşke. Tamam, hadi yerleşelim. Atıştırmalıkları çıkaralım. Başka neler var? Canım bunu çok istiyordu. Çıkaracağım birkaç şey daha var. Chris, neler oluyor? Ne var? Ben hazırlıklı gelirim. Annemin dediği gibi, bir şey yapıyorsan doğru yap. Ama şu an çok kıskandım seni. En sevdiğim şey. Harika kokuyor. Vay canına, ağzımda şenlik var sanki. Ben de getirdiklerimi çıkarayım bari. Ama benimki kısa sürecek. Hepsinin bu olduğuna inanamıyorum. Her neyse, şunu pişireyim. En azından makası getirmişim. Ramen paketinde böyle bir pencere kesiyoruz. Pikniklerimi daha iyi planlamalıyım. Bunu nasıl pişireceğim şimdi? Buldum. Ama bunu sessizce halletmem gerek. O kettle artık benim. Bunu bütün gün yiyebilirim. Sırada ne var? Sıradaki mi? Senin kettle'ı çalıyor. Yani ödünç alıyorum. Hiçbir şey anlamayacak. Suç bazen yararlı olabilir. Suyu ramen paketine döküyoruz. Sonra açtığımız pencereyi kapatıyoruz. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Birazdan lezzetli ramenim hazır olacak. Bunu daha sık yapmalıyız. Her neyse. Ramenim. Süper pişmiş. Yemek diye buna derim. Müthiş. Daha güzel bir şey olamaz. Ramen, ha? Güzel. Peki sen bu masayı nasıl taşıdın? Paketlemede iyiyimdir. Ne gün ama. Bu kola tam ihtiyacım olan şey. Ferahlatıcı. Derken sakin geçen günün sonu geldi. Güzel, bedava kola. Tam istediğim şeydi. Şaka mı bu ya? Burada olduğumu görmüyor musun? Bunu yaptığına inanamıyorum. O zaman bunu ödeyeceksin. Chris'e kolamı bitirmek neymiş göstereceğim. Kapının kasasına bant yapıştırıyoruz. Sonra kapının üstüne bu topu koyuyoruz. Şimdi son dokunuşları yapalım. Yere sıvı sabun sıkıyoruz. Bu kadar yeterli. Ve şimdi beklemeye geçiyoruz. Müthiş bir şey olacak. Ben bir dahiyim. Geliyor, belli etmeyeyim. Bu şarkı çok güzel. Bir şeyler atıştırayım. Ne? Ne oldu şimdi? Buzdolabında neler varmış? O zaman B planını uygulayalım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hiç kaçışın yok Chris. Tek gereken şey bir limon ve bir kürdan. Kürdanı limonun altına sokuyoruz. Böylece bir delik açıyoruz. Hey Chris, gel buraya. Ne, bir şey mi dedin? Ne oluyor? Şu limonu bir koklasana. Evet, iyice yaklaş. Niye yapıyorum bunu? Justin, bu yaptığın tuhaf. Limonu sıkmaya mı çalışıyorsun? Konsantre olamıyorum. Bu limon bozuk herhalde. Seni bazen anlayamıyorum. Bir dakika, bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Ver şunu bana. Beni izle. Pipeti limona sokuyoruz ve böyle hareket ettiriyoruz. Tamamdır. Ne? Anlamadım. Bak şimdi nasıl oldu? Seni kandırdım. Eyvah, benim gitmem lazım. Yanıyor. Kendi pis şakamla şakalandım. Görüşürüz. Bunu kim dedi? Bu yemek pişirme videolarına hayranım. Bir dakika, bununla yumurtayı nasıl pişirecek? Hiç anlamadım. Müthiş. Bir saniye. Bu nedir? Vay, sanki gelecekten gelmiş gibi. Bunu denemem lazım. Karnımı acıktırdı. Zaten bir şeyler yemeliyim. Yumurtamız varmış. Şimdi bana bir kalıp lazım. Bir fikrim var. Şu dolaba bir bakayım. Tamam, bu ekmeği kullanabilirim. Sanırım işe yarayacak. Önce kendime bir kalıp yapacağım. Ekmekte bir delik açıyoruz. Ama hata yapmamalıyım. Neredeyse oldu. Vay canına, bu bir şaheser. Bayıldım.
O zaman pişirmeye geçelim. Yumurtayı unutmayayım. Ekmeği tavaya koyuyoruz. Sonra yumurtayı kalbin içine kırıyoruz. Şimdi kapağını kapatabiliriz. Şimdiden ağzım sulandı. Uzun sürmez. Çok sabırsızlanıyorum. Bu koku da nedir? Yumurtam. Şimdi bir bakalım. Of, planıma göre gitmedi bu iş. Bunu yiyemem ki. Bütün günüm mahvoldu. Evet anne, her şey yolunda. Bir saniye. Justin, sen iyi misin? Hayır, bak. Bu yumurta mı? Hiç yemek pişiremezsin ki. Bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Ha, ne yapıyorsun? Sana bütün gereken bir diş sarımsak. Bu her şeyi halledecek. Çekil kenara bakalım. Hey, çekil dedim. Bu çöpe gidiyor. Bunu kimse yiyemez. Şimdi sarımsağı alıyoruz. İyi de biz yemek pişiriyoruz, vampir avlamıyoruz. Bana dikkatini ver. Bu sarımsakla tavayı çiziyoruz. Bu tavada bir sınır oluşturuyor. Yumurtayı kırıyoruz ve tavaya döküyoruz. Bir dakika, ne tür bir sihir bu böyle? Vay canına. İşte sana kalp şeklinde bir yumurta. Biliyorum, profesyonel bir şef olmalıyım. Vay canına, bunun resmini çekmem lazım. Gönderirken beni etiketlemeyi unutma. Olamaz annem. Pardon, Justin'e bir şey pişirmeyi öğretiyordum. Bu taşı buraya iteceğim. Güzel. Of, ne sıcak. Tamam, nerede kalmıştım? Evet, bunu alıyorum. Yaşasın, çok iyiyim. Sanırım bu sweatshirt iyi bir fikir değildi. 83, 84, 85. İlk defa bu kadar çok sektirebildim. Acaba daha ne kadar yapabilirim? İşte böyle. Bir dakika. Justin daha kafa çalıştıran bir şey oynamalı. 92. Olamaz, dikkat et. Bir saniye, oyun bitti, kazandım. Bu canını yakmış olmalı. Pardon Chris. Ne oldu? Justin, tabii ki sensin sebebi. Ter içinde kaldım, serinlemem lazım. Kızmadın değil mi dostum? Tamam, şimdi tekrar deneyelim. 1, 2, bana soğuk bir kola lazım. Sonuncusu. Şanslı günümdeyim. Bu işimi görür. Elim. Kapağını açamıyorum. Açmak için bir şey lazım. Ne kullanacağımı buldum. Bu senin suçun şişe. Bunu yapmak istemiyordum ama. Hadi bakalım. Bir dakika. Sanırım bu pek iyi bir fikir değil. Olaya farklı bir açıdan yaklaşmalıyım. Mantıklı düşünmem gerekiyor. Eğer kapağı açmak için belli bir basınç lazımsa ve iyice ısırırsam, bana tek gereken buldum. Bir matkap. Bu kesin işe yarayacak. Yok artık. Çentik bile atamadım. O zaman farklı düşünme zamanı. Papitler kapağı iyice kavramamı sağlar. Hadi ama. Sanırım bu fazla iyimser bir yaklaşımdı. O zaman yapacak tek bir şey var. İşe yaramıyor. Ben elimden geleni yaptım. Sağ ol Jack. Belki şöyle yap... Yine mi? Niye hep yolumun üstündeki? Kola. O zaman ben de dişimi kullanırım. Yok, yapmayayım. Buldum. Tek yapmam gereken bağcıklarımı çözüp şişeye böyle dolamak. Ve şimdi bağcığı çektiğimizde kapağı böyle açılacak. Çok kolay. Çok daha iyi. Sıcak günde harika gidiyor. Ben neredeyim? Neler oldu? Kolam yok olmuş. Burada bir kola vardı değil mi? Yoksa bir beyin sarsıntısı mı geçirdim? Doktora görünmem lazım. Hadi yapalım şunu Justin. Topu yere düşürmüyoruz, tamam mı? Bana güvenebilirsin. Fena gitmiyor. Şutu çekiyor ve kaleci kurtarıyor. Hayır, uzak dur. Dur yerinde. Chris, bunu konuşabiliriz. Konuşmak için çok geç. Nerede bu? Buralarda bir yerde olmalı. Kaç. Yakaladım seni. Çok yorucuydu. Artık koşmak yok. Bittim. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmem. Yalnız bu koşuşturma beni acıktırdı. Hadi içeri girip bir şeyler yiyelim. Bu bugünkü en iyi fikrin. Hadi yetiş bana. Neler varmış? Ben buzdolabına bir bakacağım. Sen de dolaplara bak. Burada pek bir şey yok. Sadece sosis, soslar ve sebzeler var. Bir saniye. Hiçbir şey yok. Bir dakika, bu patates cipslerine ne dersin? Justin, bak. Şuna bir bak. Bu işimizi görür. Güzel. Peki ya cips? Boşmuş bu. Büyük hayal kırıklığı oldu. Gerçi benim bir fikrim var. Öncelikle bize sosis lazım. Sosisi küçük parçalara bölüyoruz. Hadi alsana.
Bir dakika, benim daha iyi bir fikrim var. Şunları alayım. Önce bunları doğruyoruz, sonra cips dolmasına koyuyoruz. Bunu nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Üstüne sosisleri ekliyoruz. Fikrin hoşuma gitti. Hadi siz de girin bakalım. Şimdi de sosları ekleyelim. Çok güzel olacak. Şimdi bunları karıştırmalıyız. Güzelce bir sallayalım. Sanırım hazır. Ne izliyoruz? En sevdiğimiz kanalı. Başarılı seçim. Güzel olmuş. Dene hadi. Hiç sormayacaksın sandım. Yemek diye buna derim. Tarifini not almamız lazım. Bu film çok güzel. Hey, bu dondurma mı? Dondurmaya bayılırım. Ben de biraz alayım. Hayır, bu benim. Olmaz. Böyle yapma ama sadece bir kaşık. Olmaz. Bu haksızlık. Peki şimdi olur mu? Lütfen, çok çok lütfen. Olmaz. Uf, hadi ama. Artık yeter. Ben yapacağımı bilirim. Hayır. İyi uçuşlar. Çok kötüsün. Matthew beni çok kızdırıyor. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Burada hiçbir şey yok. Peki ya dolap? Burası da bomboş. Ben şimdi ne yapacağım? Çok ufak. Olmaz. Bu güzel. Ama ağır. İşte bu olur. Bu tam ihtiyacım olan şey. Evet. İşte böyle uzayabiliyor. Bu sayede Matthew'a belli etmeden dondurmasından aşırabilirim. İşe koyulmanın zamanı. Hadi bakalım. Şimdi dikkatlice kaşığı uzatalım. Bu harika bir gün. İşte aldım. Çok kolay oldu. Kesinlikle buna değdi. Vay canına. Bunu seyretmekten kendimi alamıyorum. Ha? Bu da ne? Olamaz. Affedersin. Dondurma hırsızı. Ama benim bir planım var. La 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 la. Hiçbir şeyden şüphelenmiyorum ki ben. Dondurma nereye gitmiş? Herhalde düştü. Sorun değil, yine alırım nasıl olsa. Kaşığım takıldı. Ne yazık. Eyvah, başım belada. Kaç. Bu kaşık hoşuma gitti. Çok ilginç. Bir dakika, bu koku nedir? Bu pizza çok güzel. Sen iyi misin Gris? Bir dilim alabilir miyim? Bu sonuncusuydu. Bu haksızlık. Selam. Selam, biraz pizza alabilir miyim lütfen? Maalesef bitti. Üzgünüm. Ciddi misin? Benim dışımda herkesin pizzası var. Pizza. Bu bir rüya mı yoksa? Anlaşılan şanslı günümdeyim. Bunu kim yapmış ki? Çok büyük haksızlık. Sanki evren bana kötü bir şaka yapıyor. Bütün istediğim bir dilim lezzetli pizza. Çok şey mi istiyorum? O zaman televizyon izleyeyim. Ne? Bu da nedir? Son dakika haberi. Pizzalar hepsi bitti. Sadece bir dilim kaldı. Buna göre eğer pizza istiyorsanız artık çok geç. Şu an dünyadaki son pizzaya ait özel görüntülerimiz var ve o pizza şimdi müzede. Bu bir felaket. Şimdi ne yapacağız? Buldum. O zaman hırsızlık yapacağız. Bu çok iyi bir fikir. Sessizce ilerliyoruz. Yalnız çok karanlık, biraz ışık lazım. Pekala, şimdi nereye gidiyorum? Çok kolay olacak. Şu ana kadar iyi gitti. İşte orada, dünyadaki son pizza. Ve onun hepsi benim. Ne hoş. Tamam, şimdi planıma göre harekete geçmem lazım. Neyse ki hazırlıklı geldim. Lezzetli görünüyor. Ortasından bir kesik atacağım. Sonra farklı bir açıyla keseceğim. Bu kocaman bir dilim yapar.
Bunu alıp kalanı birleştiriyorum. Bu sayede kimse bir şey anlamayacak. Kokusu çok güzel. Bir saniye, birkaç kesik dağıtacağım. İşte hala tam bir pizza gibi görünüyor. Şimdi bunun keyfini çıkaracağım. Ne oldu? Pizzayı bir kontrol etsem iyi olacak. Bir bakalım. 1, 2... Hepsi yerinde duruyor gibi. Şimdi harikayım. Şimdi güzellik uykuma devam edebilirim. Yemek geldi. Parayı bana ver. Selam. Sonunda gelebildin. Bak elimde ne var. Hadi o zaman. Çok acıktım. Güzel kokuyor. Teşekkürler. Sosları da unutmayalım. Bunu dört gözle bekliyordum. Çok lezzetli. Ha? Güzel görünüyor değil mi? Çok etkilendim. Ben benimkini içine bandıracağım. Şu an çok mutluyum. İşte. Tadı müthiş. Sen ne yapıyorsun? Niye girmiyor ki? Hadi ama. Anlayamıyorum. İyi denemeydi. Ben şimdi ne yapacağım? Bir dakika, bir fikrim var. Şişeyi kullanacağım. Uf, olamaz. Hamburgerim mahvoldu. Artık bunu yiyemezsin. Ama endişelenme. Bir tane daha sipariş etmiştim. Gördün mü? Teşekkürler. Ama acele etme. Bunu unuttun. Sos kabına kürdanla bir delik aç. Hamburgeri eline al. Harika. Şimdi sosu hamburgerin üstüne dağıt. Artık hamburgerin her yeri soslanmış oldu. Vay canına, çok kolaymış. Öyle çok daha iyi oldu. Teşekkürler. Çikolata. Bundan daha güzel ne olabilir? Matthew, şuna bir bak. Hadi oynayalım. Hadi, eğlenceli olacak. İlk ben başlıyorum. 3 geldi. Şuna bak. Bunu yapan ne acaba? Vay canına. Konuşamam, bunu yiyorum. Zamanda geriye mi gidiyoruz? Vay canına, çok heyecan verici. Matthew. Az evvel ne oldu? Kimin umurunda, iyi görünüyorum. Neredeyiz biz? Şuraya bak. Devasa yumurtalar. Amanın, acele etme. Şunu görüyor musun? Bu dinozor bize hiç iyi bakmıyor. Dinozor mu dedin sen? Vay canına. Naneli sakız lazım sana dostum. Koş. Şapkam. Ucuz kurtulduk. Hadi şuraya gidelim. Hazır mısın Cina? Hadi o zaman. Geliyoruz. Vay canına, eve döndük. Çılgıncaydı. Sinirlerimi yatıştırmak için bir çikolata yemem lazım. Bir dakika, o dinozor yumurtalarını hatırladın mı? Çok kocamanlardı. Sen iyi misin? Bir fikrim var. Bende bir kase dolusu damla çikolata var. Önce bunları eritiyoruz. Sonra çikolatayı yumurta kalıbının içine döküyoruz. Muhteşem kokuyor. Çikolatayı böyle kalıbın üstüne yayıyoruz. Sonra sertleşmesi için bekliyoruz. Daha sonra bunun ortasına plastik boyuncak yumurta koyuyoruz ve üstüne yumurtanın diğer yarısını yerleştiriyoruz. Matthew, bak bende ne var. Sanırım bundan hoşlanacaksın. Vay canına, bu müthiş. Hadi kırıp açalım. Bir dakika. Bunun için daha güçlü bir şey lazım. Yani bunun gibi. Vay, ne sertmiş. Pekala yumurta, bunu sen istedin. Ciddi misin? Ufacık bir hasar bile oluşmadı. Artık bu kişisel bir sorun. Bu yeni bir şey. Konuşmamız lazım. Sonra, şu an biraz meşgulüm. Ha, başardım. Nihayet. Bu arada iştahım da arttı. Vay canına, tadı müthişmiş.
Şu ufak yumurtanın içine baksana. Sana bir sürpriz var. Oo, acaba neymiş? Şuna bak. Çok yumuşak. Teşekkürler Cina. Yiyecek lezzetli bir şeyler yapmak için profesyonel bir şef olmana gerek yok. Sadece biraz hayal gücü ve birkaç akıllı tüyo yeter. Senin en sevdiğin tüyo hangisi oldu? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.